Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İfakat'ın Seyran için yeni planı ne? Seyran'ın başına gelecek kötü olay ne olacak? Fazilet Korhan gelini İfakat'a neden kötü davrandı ve aralarında neler yaşandı? Ve daha ilk defa duyacağınız hiçbir yerde olmayan şok detaylar, hepsi ve daha fazlası bu videoda. Hiçbir detayı kaçırmamak için bu videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ederim. Videomuza başlamadan önce İfakat, Seyran ve Ferit'ten uzak dursun diyenler videomuzu beğenmeyi unutmasın, böylece sayımızı bilelim. Öncelikle dizinin bu geçtiğimiz bölümünde birçok önemli spoilerlar verildi. Özellikle Seyran için gözden kaçırılan ince bir spoilerdan bahsetmek istiyorum. Seyran'ın yalıya dönüşüyle beraber Orhan Seyran'a teşekkür icabında güzel bir araba hediye etti. Seyran bu arabayı görmeye gittiği sırada İfakat da bu hediyeyi gördü. Ve bizzat Seyran'a bakarak çok önemli bir söz söyledi. İfakat Seyran'a kazasız belasız diyerek bir şeyler ima etti. Bence ilerleyen bölümlerde Seyran bu arabayı kullandığı sırada kaza yapacaktır diye düşünüyorum. Geçtiğimiz bölümlerde ya Ferit'in ya da Seyran'ın kaza yapacağına dair söylentiler çıkmıştı. Şimdi ise Seyran'ın kendi arabasına sahip olması Seyran'ın kaza yapacağı ihtimalini daha da kuvvetlendiriyor. Yani önümüzdeki bölümlerde Seyran'ın kaza yapacağını ve bu kazayı İfakat'in planlayacağını düşünüyorum. Ama merak etmeyin, Seyran bu kazada yaralansa da ölmeyecektir. Fakat Seyran bu kazayı yapacağı sırada hamile ise işte o zaman bebeğini kaybetme ihtimali yüksektir. Kısacası İfakat'ın Seyran'a boşuna o söz söylediğini düşünmüyorum. Yani İfakat Seyran'ın yalıda gücünü kırmak adına böyle bir oyuna başvurabilir. İfakat'ın zaten daha neleri neleri yapabileceğinden birçok videomuzda bahsetmiştik. Hatta Hattuç'u bile bizzat zehirleyerek öldüreceğini söyledi. Hattuç'a bunu yapmayı planlayan İfakat Seyran'a neler yapmaz? Aynı zamanda bu geçtiğimiz bölümde Halis Ağa'nın ölen eşi ve Orhan'ın annesi olan Fazilet Hanım ve İfakat ile ilgili çok önemli bir konudan ilk defa bahsedildiğini duyduk. Yani ilk defa dizide Fazilet Korhan'dan bu kadar çok bahsedildi. Özellikle Fazilet Korhan'ın İfakat ile anlaşamadığını ve hatta İfakat'ı dövdüğünü bile duyduk. İfakat'ın aslında böyle birine dönüşmesini bizzat Fazilet Korhan bile sağlamış olabilir. Yani İfakat Fazilet Hanım'dan gördüklerinden dolayı bu kadar kötülükle dolmuş olabilir. Hatta ben şöyle bir senaryonun da gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. İfakat'ın eşinin annesi olan Fazilet Korhan ile aralarında çok büyük meseleler olmuş. Bu meselelerden biri de Orhan ve İfakat aşkı olabilir. Yani Fazilet Korhan, İfakat'ın Orhan ile olan ilişkisini öğrenmiş ve belki de bundan ötürü de İfakat'ın kötü günler geçirmesini sağlamıştır. İfakat ise bu kötü günlere dur demek için Fazilet Korhan'ı öldürüp yalının tek hanımı olmuş olabilir. Kısacası Fazilet Korhan'ın İfakat ile böyle sıkıntılı bir dönemdeyken ölmesi açıkçası büyük bir şüphe uyandırıyor. Yani İfakat'ın kaynanası Fazilet Korhan'ın ölümüne sebep olduğunu düşünüyorum. Bu geçtiğimiz bölümde de özellikle bu konudan bahsedilmesi boşuna değildi. İlerleyen bölümlerde hem bu konu hakkında hem de Korhanların bilmediğimiz geçmiş aile sırları hakkında daha çok şey duyacağız. İfakat'in aslında buna benzer daha birçok olayda parmağı var. Bu nedenle İfakat, Korhanların aile sırları açısından kilit bir isimdir. Hem ölen eşi, hem kayıp çocuğu, hem de Fazilet Korhan gibi meselelere de artık daha çok girileceğini düşünüyorum. Çünkü artık sezon finaline sayılı bölümler kaldı. Bundan dolayı da hem bir sonraki sezona ışık tutacak, hem de bu sezon finalinde ortaya çıkacak, daha bilmediğimiz ve tahmin bile edemeyeceğimiz sırlar ve gizemler bulunmaktadır. İfakat'ın Seyran ile uğraşma meselesine geri dönersek de, İfakat Suna üzerinden Seyran'ı vurmaya çalışacak. Yani İfakat Suna ve Seyran'ı birbirine kırdıracak. Fakat bu kısımda Seyran'ın yeni çözüm yolları bulmasıyla İfakat da az önce bahsettiğim olaylar gibi Seyran'ın başına bela olmaya devam edecektir. Aslında bu meseleler birbiriyle de bağlantı halindedir. Yani İfakat'ın Seyran'ı sevmemesinin bir diğer nedeni de Fazilet Hanım'ın İfakat'a yaptığı kötülükleri bu sefer de İfakat'ın Seyran'a yapması olabilir. Peki sizce Orhan'ın annesi Fazilet Korhan'ın ölümüne İfakat sebep olmuş olabilir mi? Lütfen sizler de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Son olarak Yalı Çapkını dizisini sevenler Star TV'den dizi izlemeyi unutmasın.
Yalı Çapkını dizisi hakkında en güncel haberleri ve yeni gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.